Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcunun Şubat ayının açılımını yapacağız arkadaşlar. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Diğer burçları bilgilendirdim, sizleri de bilgilendirmek istiyorum. YouTube'dan şöyle bir bilgilendirme maili geldi bizlere arkadaşlar. Bazı kanalların kapatılması durumuyla alakalı. Sizlerden gerçekten çok güzel bir şekilde destek gördüğüm için, güzel mesajlarınız ve bana ulaşan arkadaşların güzel desteği için arkadaşlar böyle bir artık şey söylemek gereği duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Burada çok güzel ve hızlı bir şekilde büyüdük arkadaşlar. Gerçekten desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Normalde ben bireysel danışmanlıklarımda tarot açılımlarımı yapıyordum arkadaşlar. Ama siz dediniz ki hani YouTube'a da video atın. Ben de sizi kırmak istemedim. Bundan sonra YouTube'a da video atacağım tarot açılımlarımda. YouTube'dan şöyle bir bilgilendirme mesajı, maili geldi. Bundan sonra bilmiyorum artık bu kanalda ne olur ama bazı kanalların kapatılacağını söylediler bizlere. Ne kadar doğru ya da ne olur bilmiyoruz açıkçası. Biz de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Tarot kartlarının anlamlarını, işte açılımlarını yeni kanalımda yapmaya başlamıştım. Dediğim gibi. Ama arkadaşlar, şimdi eğer bu kanalın kapatılması gibi bir durum olursa sizler bana ulaşamayacaksınız. O yüzden bu da beni üzer açıkçası. Çünkü ben burada gerçekten çok güzel dostluklar edindiğim insanlar oldu. Hoş sohbetiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana ulaşan insanlar oldu. Ben sizi de mağdur etmek istemiyorum. Kendim de mağdur olmak istemem aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, yeni bir kanal açtık. Açıklamaya linkini bırakacağım. Şimdiden abone olup da bildirimleri açarsanız sevinirim. Açıklamaya linkini bırakacağım dediğim gibi. Şu anda yanlış anlaşılmasın. Şu anda bu kanalımda aktifim. Ama diğer kanalımda da aktifim. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda bu kanalımda aktifim arkadaşlar. Açılımlarımı bu kanalda yapmaya devam edeceğim. Olası bir durumda eğer YouTube böyle bir şey yaparsa, kanal kapatmak gibi bir karar verirse, dediğim gibi açıklamaya linkini bıraktığım kanalımda aynı şekilde 12 burç olarak kahve falı açılımlarımı ve tarot açılımlarımı diğer kanalımda yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun diye şimdiden söyleme kararı aldım. Henüz erken aslında bazı şeylerin karar vermesi için. Ama ben erkenden haber vermek istedim. Birkaç ay daha bu kanalda olabiliriz. Onu da söyleyeyim. Ama ben şimdiden söyleyeyim. Diğer kanalıma da abone olursanız hepinizi beklerim arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamaya linkini bırakacağım. Çok da uzatıyorum galiba ama ciddi bir konu çünkü benim için. Hem ben size ulaşamayacağım hem siz bana ulaşamayacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar, açıklamaya linkini bırakacağım yeni kanalımın. Kahve ve tarot açılımlarını şu anda hem bu kanalımda yapacağım hem diğer kanalımda yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer kanalıma da açıklamadaki linkten şimdiden abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, lütfen videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Lütfen videoyu rahat bir ortamda izleyin. Alın çayınızı, kahvenizi, rahat bir ortamda izleyin arkadaşlar. Videonun güzel enerjisini alın, kötü enerjisini lütfen videodan sonra unutun, gitsin. Güzel mesajlarınız için, desteğiniz için gerçekten hepinize teşekkür ederim. Sizler sayesinde çok hızlı bir şekilde büyüdük. Balık burcunun açılımını yapıyoruz. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Hemen şöyle ben bir fincanınıza bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Zorlarsanız sıkıntılarınızı kendi elinizle kendinizden kötülükleri uzaklaştıracağınızı şimdiden söyleyebilirim arkadaşlar.
Bakın şöyle ben fincanınızı sizlere göstermek istiyorum. Balık burçları. Bakın emeğinizle beraber bakın öyle bir gayret göstermelisiniz ki o sıkıntılarınızı çözmek için gayret göstereceğinizi problemleri aşıyorsunuz ama artık söz sahibi olmanız gerektiğini böyle öne geçip de bu problemi ben çözerim deyip de hassasiyet var sizde. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Sahne sizin. Bu problemi siz çözebilirsiniz. O yüzden sahneye geçin, sahneye çıkın. Kendi gücünüzle bu problemlerinizi çözeceğinizi gösteriyor. Bakın, bir yola niyet ediyorsunuz, gitmek istiyorsunuz. Ama gözünüzde çok büyüttüğünüz için bu yola gitmekten vazgeçtiğinizi gösteriyor. Ama giderseniz de bu yolda hem mutlu olacaksınız hem de gittiğiniz yerde huzur bulacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Gideceğiniz yerde bir ferahlama durumu olacağını gösteriyor. Yine de ertelemişsiniz ama ertelememişseniz daha iyi olurmuş. Arkadaşlar köstebek gibi böyle hayatınızı karıştıran, hayatınıza müdahale etmeye çalışan, böyle sürekli sizin hayatınızı deşmeye çalışan insanlar olduğunu gösteriyor. Bu insanlardan bir tık daha böyle siz müsaade ediyorsunuz ama arkadaşlar bakın siz bu insana müsaade ediyorsunuz. Sizin hayatınıza karışmasına, sizin hayatınızla ilgili kararlar vermesine müsaade etmişsiniz. O yüzden bu kadar yüz bulmuş, evinize kadar girmiş. Bu insanlara artık dur demeniz gerektiğini gösteriyor. Çok da net bir şekilde çıkmış. O yüzden sonrasında bu kişi sizi bunaltacak. Dikkat etmelisiniz. Bakın hane ile ilgili bir yenilik durumu var. Ev değişikliği de olabilir. Hanenizdeki eşyaların değişikliği de söz konusu olabilir. Böyle bir zamanlama dilimine doğru gittiğinizi gösteriyor. Bakın adında C harfi bulunan birin böyle hayatınıza öyle bir dokunacak ki nasıl desem böyle bu sevgi de olabilir, para da olabilir. Böyle bir destek çıkacak arkadaşlar sizlere. Nasıl desem böyle hayatınıza girip böyle sanki sizi baştan yaratacak. Bu sıkıntılı dönemlerden sizi alıp çıkaracak. Sıkıntılı ortamlardan böyle eliyle tuttuğu gibi sizi o sıkıntılı hayattan çıkaracak biri olduğunu gösteriyor. Sonrası ferah çıkmış arkadaşlar. Sonrasında rahatlama yaşayacağınızı gösteriyor. Bakın hane içerisinde sizin gözleri sizde olan birilerini gösteriyor. Nazar var hanenizde arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yıldızınızı çok düşürmüşler. Öyle bir moddasınız ki sürekli negatiflik, karamsarlık, hiç iyi düşünmediğinizi gösteriyor. Pozitif hiç düşünmediğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden de nasıl desem hiç güzel enerjiler alamıyorum şu an balık burçları. Bakın yıldızınız da çok düşükmüş. Nazar ayetlerinden faydalanmanızı istiyorum. Aynı zamanda nazar ayetlerinden de fotokopi çektirip lütfen böyle cüzdanınıza, telefon kılıfınızın arkasına koyun arkadaşlar. Şifalanacağınızı göreceksiniz. Ara ara da açıp okuyun olur mu? Öyle bir iki kere de değil arkadaşlar. Yani bir müddet bunu yapın. 15-20 gün boyunca bunu yapın arkadaşlar. Bakın, bulunduğunuz bir ortamda sözünüzün dinlenmesini istiyorsunuz. Böyle ayağa kalkmışsınız. Sözünüzün dinlenmesini istiyorsunuz. Şurada arkadaşlar. Sözünüzün dinlenmesini, hani ben de varım diye o ortamda kendinizi böyle sivrilteceğinizi gösteriyor. Ama sizden çok konuşan karşınızda birisi var. Öyle bir de arkası böyle kötü çıkmış ki siz bu kişiyle bir tartışma durumuna düşeceğinizi, sizi kışkırtacağını gösteriyor. Aynı şekilde dikkat etmeniz gerekiyor bu kişiye arkadaşlar. Bakın yeni bir girişim mi yapmak istiyorsunuz? Kendinizle alakalı güzel bir şey mi yapmak istiyorsunuz arkadaşlar?
Yapacaksınız. Çok da güzel olacak. Artık yeni bir dükkan açmak olabilir, yeni bir şeyler yapmak olabilir, hayatınızı değiştirmek olabilir. Ama arkadaşlar, girişim yapmadan şu anda kimseye söylemeyin. Üzerinizde gözü olan insanlar var ve nezar etkisini bu şekilde siz kendiniz çekmiş olacaksınız. O yüzden yapmamanız gerektiğini gösteriyor. Bakın, bisiklet çıkmış ama ters gidiyor. İşleriniz ters gitmeye başlamış. Düzelmek için gayret etmeniz gerektiğini, emek vermeniz gerektiğini gösteriyor. Bir de arkadaşlar, geçmişinizle mi uğraşıyorsunuz? Yani geçmişte şu oldu, bu oldu, işte şöyle yapmasaydım da böyle yapsaydım diye bir takım düşünceler içinde misiniz? Geçmişi değiştiremeyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. O yüzden geçmişe takılıp kalmayalım. Ama geçmişteki o samimi, güzel günleri özlediğinizi gösteriyor aynı zamanda fincanınız. Şimdi çok kötülüklere maruz kalmışsınız, gördüğüm kadarıyla balık burçları. Ama bu geçmişteki güzel günleri böyle arada sanki oturup düşünüyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. İşte önceden mutluydum, şimdi mutsuzum diyorsunuz. Bir takım sıkıntılar sizi artık son noktaya kadar getirmiş arkadaşlar. Ama bakın, nasıl diyeyim? Bu sıkıntılarla beraber büyüyüp olgunlaştığınızın artık farkına varmanız gerektiğini gösteriyor fincanınız. Evet, sıkıntı yaşadınız mı? Yaşadınız. Problemler uzun süre hayatınızda kaldı. Ama arkadaşlar, hem bu sıkıntılar, problemler geçici, hem de bu problemler sizin gözünüzü açmış, sizi olgunlaştırmış arkadaşlar. Bazen kötü olayların iyi tarafına da bakmak gerektiğini gösteriyor gerçekten fincanınız. Bakın, bir çuval içinde paranın, böyle mal alım satım mı desem? Yani şöyle söyleyeyim, ciddi bir yükte paranın haneye gireceğini gösteriyor. Bir arsa, bir araba, bir ev satımıyla beraber, yani bir şeyin satımıyla beraber haneye güzel bir paranın gireceğini gösteriyor. Bakın, sonrasında da şurada sizi uyarıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum ama sonrasında sizleri uyarıyor. Bakın, size gelip de sizden maddi olarak para isteyecek. Belki bu paranın gelmesinden sonra bunu size kan bağınız olan birisi gelip de işte bana şu kadar para lazım, verebilir misin tarzında bir konuşmayla size gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız, bu kişiye maddi olarak yardım ederseniz para kaptıracağınızı gösteriyor. Evet, maddi olarak yardım edebilirsiniz. Belki siz de isteyeceksiniz. Ama bu kişiye verdiğiniz para, o kişi öyle bir har vurup harman savuracak ki bu parayı yiyecek. Siz bu kişiden parayı geri ödemesini istediğinizde nasıl desem, hem kötü olacaksınız, kendi paranızla kendiniz kötü olacaksınız, verdiğinize pişman olacaksınız. Yani fincanınız vermeyin diyor. Çünkü bir para kaptıracaksınız ve o para sizden haybeye çıkmış olacak. Kesinlikle arkadaşlar, bu paranın devamı yok. Çıktı mı daha geri gelmeyecek bu para hanenize. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın, gözetleniyorsunuz. Yaptığınız hal ve hareketler, konuşmalarınıza kadar gözetlenip arkanızdan dedikodunuz dönüyor. İnsanlara şu dedikodun malzemesini vermemeye dikkat edin arkadaşlar. Fincanınız çok net çıkmış bu konuda. Evet, ben şöyle bir hemen tabağınıza da bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bireysel açılımlar yapıyorum, özel bakımlar yapıyorum. 545 766 16 24 no'lu telefondan arkadaşlar. Lütfen WhatsApp üzerinden mesaj atarak randevu alın. İsminizi yazın, mesaj atın arkadaşlar. En kısa zamanda sizlere mutlaka geri dönerim. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle ben bir... Dediğim gibi arkadaşlar, yani tekrardan söyleme gereği duyuyorum. Yanlış da anlaşılmak istemem ama eğer bu kanalımızın kapatılması gibi bir durum olursa, ki bu ciddi bir durum,
Siz bana ulaşamazsınız, ben size ulaşamam. O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi açıklamaya bir tane kanalımın linkini bırakacağım. O kanalda da şimdiden abone olursanız, bildirim zilini açarsanız siz de ben de birbirimize ulaşmış oluruz. Bu da beni memnun eder arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdiden oraya geçen arkadaşlar olmuş. Bu kanalımda da aktifim. Merak etmeyin. Kapanana kadar bu kanalda da aktif olacağım. Kapanır mı da bilmiyorum açıkçası. Ama bu kanalda da aktifim. Diğer kanalımda da aktifim. Bilginiz olsun. Evet, tabağınıza geçelim. Kovuşları şöyle ben size hemen göstermek istiyorum. Tabağınızı. Bakın arkadaşlar. Resmen arkanızdan dönen sırlar. Arkanızdan böyle size önünüzde yüz yüze geldiğinizde sizin yüzünüze gülüp de siz sırtınızı döndüğünüzde arkanızdan konuşan insanların olduğunu ve bu insanların iyi niyetli görünüp kötü niyetli olduğunu arkanızdan sır sakladıklarını gösteriyorlar. Lütfen bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Bakın iki kişi arasında kalma durumunuz olacak. Biri diyecek beni seç, diğeri diyecek beni seç. Karar vermekte zorlanacaksınız arkadaşlar. Karar vermeyi ertelemelisiniz. Bunu gösteriyor. Çünkü ona da gitsen şu anda iyi olmayacak. Buna da gitsen iyi olmayacak. Bunun kararını verirken bir müddet erteleyin. Şu anda kafamı toparlamak istiyorum deyin. Bir müddet erteleyin arkadaşlar. Kendinizi çok zorlayacaksınız bazı kararları vermekte. Bakın işinizle alakalı kararlar vermekte. Evinizle alakalı kararlar vermekte, özel hayatınızla alakalı böyle kararlar vermekte zorlanacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Bir aldatılma durumunuz mu oldu? Ya da sizde mi böyle bir şeyler var? Bakın bu net bir şekilde çıktığına göre böyle bir durumdan sınanmışsınız, geçmişsiniz. Böyle bir sınav vermek durumunda kalmışsınız arkadaşlar. Dediğim gibi arkanızdan zaten sırlar var. Siz arkanızı döndüğünüzde arkanızdan konuşulan sırların olduğunu, sizden saklandığını gösteriyor. Bir aldatma, bir aldatılma durumun içindeyseniz o ortamdan bir an önce uzaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Bakın psikolojik problemler, beyinsel sıkıntılar çıkmış. Psikolojik ilaçlar kullanmaya kadar gidebilir. Şu anki problemleriniz eğer aldatma, aldatılma durumunuz varsa yanlış yolda olduğunuzu, yanlış insanların yanında olduğunuzu gösteriyor. Evliyseniz ve evliliğinizde böyle bir problem yaşıyorsanız arkadaşlar, sanki böyle psikolojik şiddet yaşadığınızı gösteriyor. Ciddi anlamda karar vermekte zorlanacaksınız. Bakın bir hastalık durumu, belki haneden birisi, belki de siz bir hastalık durumunda bir müddet yatacağınızı gösteriyor. Sonrasında arkadaşlar tedavisine bakacaksınız ama bazı şeyler için geç kalındığını gösteriyor. Arkadaşlar bulunduğunuz ortamı değiştirmek istiyorsunuz? Bakın bir yerden bir yere bulunduğunuz ortamı değiştirmek istiyorsunuz belki ama şu anda mümkün olmadığını, bulunduğunuz ortamda bir müddet daha kalmanız gerektiğini gösteriyor. Evet, bazı kararlar vermekte zorlanacaksınız. Net kararlar veremeyeceksiniz. Sürekli ikilemlerde kalacağınızı gösteriyor. Başkalarının ağzına bakmayın arkadaşlar. Bakın, birisinin etkisiyle kalıp biriyle aranızın açılabileceğini gösteriyor. Aranızın açılması birilerini sevindireceğini gösteriyor. Başkasının ağzına bakıp da kesinlikle arkadaşlar birileriyle beraber tartışmaya girmeyin. Sen bunu mu yaptın, bunu mu dedin falan diye girmeyin. Bırakın sorun doğrusunu öğrenin. Ondan sonra arkadaşlar tartışma pozisyonuna girmemeye dikkat edin. Bakın sevinçten gözyaşınız var. İki damla böyle sevinçten akacağını gösterdiği bir damla var. Artık bir nişanlılık döneminde misiniz? Bir evlilik dönemine doğru mu gidiyorsunuz? Böyle istediğiniz şeylerin olacağını gösteriyor. Gözyaşı dökeceksiniz ama mutluluktan olacağını gösteriyor arkadaşlar. Beklediklerinizin geleceğini, beklediğiniz haberlerin de geleceğini gösterir bu şekilde. Evet arkadaşlar, balık burçlarının açılımını yaptık. Şubat ayı açılımlarıydı.
Lütfen videodaki güzel enerjiyi alın. Kötü enerjiyi unutun. Gitsin videolar sonra. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir emoji dahi yorum yaparsanız gerçekten sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.